İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Nurayanoğlu. Bugün sanatçı Mehmet Erdener ile birlikteyiz. Merhaba Mehmet, nasılsın? Merhabalar. Bugün senin işlerini özellikle bu programın kapsamına giren şehir çalışmaları ekseninde değerlendirelim istiyorum. Resim, heykel, kaligrafi, video ve yerleştirmelerin var. Türkiye'de bugün hegemonya karşıtı üretim yapan önde gelen sanatçılardansın. Üretimlerinde karşı çıktığın olgulara muhalefet ediyorsun ama öte yandan insan yaşamına dair, iyiye dair, güzele ve ideale dair de bir duruş sergiliyorsun. Söylediğin çok şey var. Konuyu epeyce genişten almak istiyorum. Gitgide daraltırız sonra müsaadenle. Sanatçının şehirdeki varoluşuna dair, şehre katılımına dair neler söylersin? Sanatçı şehirde nasıl yaşar? Şimdi öncelikle teşekkür ederim davet için. Şehir önemli bir yer. Şehir kalabalık bir yer. Şehir bir mercan kayalı diyebiliriz. Şehir bize pek çok karakter sunuyor. Yani köyde yaşarmış gibi veya bir yaylada veya bir teknede yaşarmış gibi yaşamıyoruz şehirde. Şehrin bu bize sunduğu pek çok karakter içinden kendimizden pek çok buluyoruz. Pek çok kendimiz var şehirde. Ve bunları bulmak da çok zor değil. Böyle entelektüel falan çok okumak falan da gerekmiyor. Mekan, yeryüzü size kendinizin başka bir yeteneğinizi, başka bir deneyim alanını önünüze getiriyor. Ve bunu zaten siz doğal olarak mükemmel bir aygıtınız var elinizde, beden. Beden aygıtıyla zaten bunları deneyimliyorsunuz. Dolayısıyla şehirde bulunan bir kişi bir defa, bir süre kolay kolay köye dönemez. Bunu kendisi adlandıramaz belki. Benim konum olduğu için, ben çalıştığım için anlatabiliyorum. Ama içinden bir ses onu tekrar şehre çağırır. Aslında onu çağıran şehir değildir. Şehirdeki diğer kendileridir. Çünkü köyde tek karaktere maruz kalacağını bilir. Bu fakirliği istemez dedi. Ve şehir onu tekrar çağırır. Buraya gel, neredesin diye. Yani 3 bölü 4'ün mü burada? 1 bölü 4'ün nereye gidiyorsun sen der. Bu sebeple yani kültürü kitap okumak, tiyatroya gitmek diye anlamayalım. Yasaklar bütünü diye anlayalım. Neyin yasak olduğu yani? Denize girerken mayo giymek ama bir sevdiğimizle bir lokantaya giderken başka bir şey giymek gibi bir dolu yasak var ya. Kültürü böyle anlayalım. Yasaklar. Kültür farklı yasaklar. Bu zenginlik bizim yeni doğamız. Bu her köşenin farklı bir yasak belirliği olması, bizden bunu bekliyor olması bizi çok mutlu ediyor. Çünkü sürekli prosedür değişiyor. Prosedür değiştikçe bedenimiz, algımız yani içimize taze sular akıyor. Dolayısıyla kendi potansiyelimize, yaşayacağımız anılara, şehirde kavuşabiliyoruz. Bergson'a göre yaşayacağımız anılar var, yaşadığımız anılar var. Bir de yaşayamayacağımız hatıralar var. Yani evren bir hatıralar bütünü. Bunu da en kolay kendi kozmosumuz şehir olduğuna göre, yeryüzü olduğuna göre şehirde bulabiliyoruz. Bir Evet. parça daha böyle bir şurasına doğru da uzatabilirim işi, sorunun cevabını. Yani amacımız aslında kendimiz olmak, özgür irade sahibi olmak, asalaklardan kurtulmak. Şimdi hayatın çevreye de bile baksanız yani asalaklar var, parazitler, ağacın üzerinde sarmaşık var, ne bileyim böceğin üzerinde başka böcek var, köpek balığının altında bir balık var. Her taraf asalaklar, sığıntılar, işbirlikçilerle dolu. Şimdi ülkeler de böyle, şehirler, yönetimler. En başarılı asalak mesela sarayda yaşayabiliyor, 100 arabası olabiliyor, 3 uçağı olabiliyor. Hiçbir şey yapmadan milyonlar, milyarlarca lira parası olabiliyor. Ve bunu da kendine hak sayabiliyor. Bu bir başarı. Yani bu başarıyı kutlamamız gerekir. Bu kadar başarılı asalakların içinde yaşadığımıza göre kendimizi asalaklardan kurtarmak için zaten özgür irademize kavuşmamız gerek. Bunu da şehirde yapmak daha kolay. Diğeri bir kaçış çünkü. Kaçışlar insanları mutlu etmez. Ben şehirciyim. Benim deneyim alanlarım sokaklar, kitaplar, aşklar ve insan ilişkileri. Bu kadar söyleyebilirim şehre övgüyü.
Uzun yıllardır güzeli arayan ders başlıklı teorik ve pratik dersler veriyorsun. 2 sene önce bu uzun soluklu müfredatın bir aylık parçasına ben de katılma şansı elde etmiştim. Çizimler yaptığımızı hatırlıyorum, tipografiler denediğimizi hatırlıyorum. Geçen gün Instagram'da yine bu derslerden birinden bir kesit paylaşmışsın. Çok ilgimi çekiyor. Şöyle bir şey söylüyorsun. Sokakta yapacağınız iş size bir metafor olarak gözükecektir. İşiniz varsa evden kendinizi dışarı atın, çıkın dolaşın. Ve o yani bir kolaj yapmışsın aslında, martı var değil mi orada? Senin üstünde de bir martı var, bir hayvan unsurunu da eklemişsin. Orayla da bağlayarak özellikle enteresan buldum. Şehir nasıl bir ilham kaynağı veya romantik bir yerden çıkıp ilham kısmına atarsak, çünkü hiç romantik konuşmadın, kültür el alış biçimini de özellikle vurguladığın için, bir yasaklar bütün olarak değerlendirdiğin için öyle bir yerden sorayım. Şehir başlı başına nasıl bir kaynaktır? Nefis soru. Harika soru. Şehir aslında yeryüzündeki bir kitaplıktır. Bugün buradan devam ediyorum. Mesela yapmamız gereken bir iş var. Tabii ki bu işi bahsettiğim iş konularının ne olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Kendinizle ilgili bir araştırdığınız bir konuya ben şimdi iş diyorum. Yani çocuğunuz hasta, doktora götürmek zorundasınız. Bunu yapmayın, sokağa çıkın demediğimi eminim anlıyordur herkes. Kendiyle ilgili görece yaratıcı bir şey yapmak isteyen biri, eğer diyelim ki buna 7 gün vakti varsa, 7 gün kendini zaman biçtiyse, bunun 6 gününü gezerek, başka şeyler yaparak, şimdi kilit kelimeyi söylüyorum, konu dışına çıkarak geçirmeli. Kilit kelime konu dışı. Bu ne demek konu dışı? Aslında bu şu demek, Tarantino'nun filminde de var. Bunu bana deden vermişti, babana. Baban da bana verdi. Senelerce bilmem neremde sakladım. Şimdi ben de sana veriyorum. Bunu yıkmak için, yani sözlükteki tanımı yıkmak için, yani geçmişin değerleriyle yarını kuramayacağımızı bildiğimiz için, yeni bir tanım aramak için konu dışına çıkmak gerekiyor. Çünkü konu denen şey aslında, yani bilgi denen şey aslında bir tür talimat. Bu talimatlara inanın. Kadın annedir, Fenerbahçe büyüktür. Bu talimatlara inanın diye bize sunulan talimatların dışına çıkıyoruz aslında. Diyoruz ki eyvallah, kadın anne olabilir de bu çok totolojik. Şimdi ben biraz konu dışına çıkayım diyorum. Çıkıyorum. Yani o yüzden o 6 gün vakti sözlüğü nasıl zenginleştirebilirim? Konu dışında neler olabilir diye çevreye bırakıyorum. Yani kendimden kurtuluyorum. Bunun nasıl anlatılabilir bu? Bir tür soruşturan sanatçı, yani gazeteci sanatçı, bir tür hibrit yapı yani. Kendiyle ilgilenmeyen de dışarıyla ilgilenen. Kitapta okuduğunu acaba sokağın neresinde bu diyen. Yani kitapta bir şey okudu diyelim ki. Hemen bunu dışarıda, yeryüzünde, sokakta, dağda, başka yerde arayan karşılığını. Bunu bulduğunda da o zaman okuduğunun yanına kendi yorumunu ekleme cüreti, küstahlığını gösterebilen kişi, işte bu istenmeyen kişi zaten. Bu itaatsiz bir kişi oluyor. Çünkü talimatnamenin dışına çıkmış oluyor. Şimdi bu kişi bir süre sonra zaten üzerindeki asalakları da fark eder. Bu ne lan der, arkama yapışmış. Bu ne der, her ay ödüyorum. Yani niye bu işe gidiyorum der. Beni mutsuz ediyor. Yanındakini de mutsuz ediyor. Herkes mutsuz. Niye devam ediyoruz der. Ve hayata güvenerek risk alır. Zaten risk almayı unuttuğu için pek çok kişi belki de hani böyle bakamıyor diyelim. Çok zor bir şey değil bu bahsettiğim. İkincisi, dışarıya çıkmanın şöyle bir faydası var. İnsan neyi biliyorsa onu görüyor. Yani siz bir konu hakkında kısacık bir şey çalıştığınızda, bir şiir okuduğunuzda etkiledi sizi. Veya bir gazete haberindeki bir kadının yakarışını okudunuz. Bu sizi etkiledi. Şimdi bırakın bakalım yeryüzüne, aklınızda o cümleyle oraya bakın. Bu böyle çıktığınızda, yani o yakarışla çıktığınızda dışarıya, otobüs, kaldırım, martı veya başka bir şey. Onların, Simone Weil'in o harika cümlesiyle düşünün. O diyor ki, her varlık diyor, başka türlü okunmak için adeta yakarır. Bak çok güzel bir şeyi tersten söyledi.
Yani ben de zaten başka türlü adlandırmak için sokağa çıkmıştım. Simone Weil de diyor ki her varlık zaten başka türlü beni oku. Yeter artık bana bu yapıştırdığın indirgeyen dil. Beni başka türlü adlandır diye adeta yakarır diyor. Nefis bir bakış. İkisi birbirine birleşiyor. Dolayısıyla kalan vaktimizde hatırlayalım başta ne dediğim. 6 gün gezdik, dolaştık. Vaktimizi konu dışlarıyla uğraştırdık, harcadık. Döndüğümüz son vakit çok dar. Bir gün, sadece bir gün kaldı. Orada da stresi, zamanın daralmasının üzerimizde kuracağı baskıyı yaratıcı bir şekilde kullanarak her şeyi emrimizin altına vererek tüm topladıklarımızı muhteşem bir içerik oluşturabiliriz. Bu içerik oluşturulurken Sartre'dan öğrendiğimi Cihat Duman sayesinde bir kitap bana önerdi. Edebiyat nedir diye. Kitabı okudum, Tanrım dedim, nasıl bir şeymiş. O oradan bir reçete, yani iletişim dışı ne kadar olacak, anlaşılır şey ne kadar olacak, ne kadar risk alacağım içinde bir yemek yapar gibi yani. Topladıklarınızı içeri koyabiliyorsunuz. Bu sadece sanatçılarla ilgili bir şey söylemiyorum. Onlar için söylemiyorum yani. Bu hayatta daha az mutsuz, daha az depresif, daha paylaşımcı, daha başkasının acısına açık. İlla her yere koşturmanız gerekmiyor. Yani bir aktivizmden de bahsetmiyorum. Sadece yani yeryüzünde duruyorum, ayaklarımın üstündeyim ve galiba ilk defa bir şey hissediyorum. Yani bu kadarı sadece. Bunu tabii ki insan istiyorsa siyasi bir tarafa çekebilir, duygusal bir yere çekebilir. Bunu artık kendisi nasıl arzu ediyorsa. Yani bu yapılan aslında dışarısı sayesinde kendine kavuşması kişinin. Bunları söyleyebilirim sanırım. Peki aylaklıkla bir tezat kuruyorsun aslında. Aylaklık boş boş gezmek ya da kafanın içinde hiçbir düşünce olmadan şehre böyle bakmak değil. Şehir genellikle seyirlik nesne olarak sunulan böyle bir tarafı var ya şehrin. Sen onun dışına nasıl çıkıyorsun? O da benim merakımı celbediyor. Evet, tabii ki. Şimdi ben bunlar kendi fikirlerim. Bir dolu hata yapıyor olabilirim. Utanmadan kendi fikirlerimi söylüyorum burada bana şans verdiğiniz için yani. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ben. Aylaklık da güzel bir şey tabii ki. Aylaklık da dinlendiren ve sizi başka bir yere bırakan, rüzgara bıraktığınız anlar belki, ne bileyim. Ama ben o gazeteci bakışı sevdiğim için aylaklıktan çıkıldığında dur bakayım ben şimdi şöyle bir gezineyim etrafta diye o bakışı sevdiğim için oralara tutunmak hoşuma gidiyor. O esnada mesela bir melek beni durdursa dese ki ne yapıyorsun sen insan dese. Ona ben derim ki ya bir şeyler okudum onları yeryüzünde arıyorum. Bulduğumu da tekrar hafızaya taşıyorum. Bravo der. Yani zaten biz de seni bu yüzden yollamıştık. Yani zaman ve mekan arasında mekik doku diye. Bu ikisi arasındaki bilgiyi birbirine transfer et, tercüme et diye. Sen mesela tercümansın, ne kadar güzel çevirmensin. Harika bir iş. İnsanlar aslında şu insanları seviyoruz aslında. Onları yemeğe davet etmeyi seviyoruz. Ya da onlarla tatile gitmeyi seviyoruz. Bir konuyu başka bir mecraya tercüme etme başarısında bulunanlar. Yani bir manzara görüp ya da bir çöplük görüp harika üç tane cümle söyleyebilen Rilke gibi. Hiç Rilke okumaz adı. O insanı diyoruz ki bu gelsin lan. O ne tatlı insan. Yani bu tercümeleri yapabilenler karşısında yani beş duyuyla aldığından fazlasını söyleyebilen, sezgileri açıp risk alıp konuşanları seviyoruz ya da başka şey yapanları. Bunları söyleyebilirim. Seninle konuşacak çok şey var ama akışa devam etmek istiyorum. Yine de bir önceki söylediğinden gazeteci, sanatçı çok enteresan tabir. Ben kullanayım bunu. Sana da referans vereyim. Yayılsın istiyorum. Çok hoşuma gitti. Şimdi şehirde etrafımızda gördüğümüz tabelaları değerlendirmeni isteyeceğim. Sosyal açıdan, estetik açıdan, dil bilgisi açısından nasıl görüyorsun onları? Çünkü tabelalara yönelik güçlü bir itirazın olduğunu hatırlıyorum. Benim de mesleğime değindin. Ben de çünkü çevirmen olarak mesela film izlerken altyazı olmasın tercih ederim. Yoksa iş gibi geliyor bana. Belki senin için de şehirde gezmek, binalardaki bu görüntü kirliliğine bakmak iş gibi geliyor. Onları düzeltmek istiyor olabilirsin diye düşünüyorum. İstanbul'da yaşamak devasa bir tabelalar kenti aynı zamanda zor olsa gerek. Belki ne dersin?
Yani en sevdiğim konu harf konusu. Harflere aşık biriyim ben. Fonetik alfabe, yani A, B, C denen resim yazı sonrası döneme de aşığım. Onların nasıl bulundukları, bu kadar bir büyük kodlama dahiliğini nasıl yapmışlar yani. Onlara çok sevdiğim bir dönem o. Bunları düşündüm bir ara. Tabelalara da tabii bakarak, sokaklara, harflere, Türkiye'deki harf devrimine bazen kızıp bazen sevip her iki tarafı da yaşayıp kendimde. Ve sonra dedim ki galiba dedim ben tabiatı harfleştirme dairesi çalışalıyım. İlk bu geldi bana yukarıdan böyle yollana, tabiatı harfleştirme dairesi. Ben bunu yazmaya başladım bir yerlere. Mesela uyduruyorum, biri sorsa ve nerede çalışıyorsunuz? Komiklik olsun diye diyorum tabiatı harfleştirme dairesinde çalışıyorum. Ben o ne kadar güzel bir iş. Yani böyle bir şey başladı. Yani indirgemeciyim ben. Bana verin, gösterin bir yeryüzü. Onu indirgeyim ben. Kodlara, harflere indirgeyim. Zaten grafik tasarım da böyle bir şeydir ya. İndirger, yani sembolik olan tüketilemez lafını da okuyunca sanırım bir Lacan metninde Allah'ım dedim cennete düştüm. Bu nasıl bir yer? Sembolik bir şey tüketilemiyor. Tabiatı indirgiyoruz. Harika bir yer. Sonra Beckett'i keşfettim. Yine çok sevdiğim çevremdeki insanlar sayesinde. Bundan etrafa baktım. Şimdi bu bir süre sonra beni Proudhon'a götürdü. Proudhon'da bir cümle buldum. Cümlenin tamamı nasıl? Şöyle bir şey sanırım. Gelecekteki felaketlerin şimdideki izlerini silmektir amacımız gibi bir şey yazıyor. Bunun gibi biraz hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Gelecekteki olası felaketlerin şimdideki izlerini bulma ve yok etme dairesi dedim kurayım o zaman. Yani şimdi her şey aslında bak o sokağa çıkmakla örtüşüyor, yani birbirlerini besleyen yerler oluşuyor. Sokağa bir yanda da bununla çıkıyorum güya. Bunlar kendime verdiğim, içeride müdüriyetin bana verdiği, Mehmet müdüriyetinin bana verdiği evrak bu. Çık diyor, sokağa gez diyor. Bir felaket izi görürsen diyor bildir diyor. Yani kendine, diğer kendimlerine bildiriyor. Böyle bir çalışma yöntemi diyeyim. İçinde Proudhon var, işte Samuel Beckett var. Ne bileyim bir şeyler var, böyle bir karışık gidiyor. Bunun için de Türkiye'deki tabelalar İstanbul veya başka yerlerinde Türkiye'nin çok büyük bir yazı yazma açlığı var Türkiye'de. Her şeyi yazmak isteniyor. Her şey büyük, daha büyük. Her şeyi daha büyük yazsa acaba? Bir kere arabayla giderken Bayramoğlu'ndaydı bu. Bir emlakçı gördüm. Çok büyük bir emlak bürosu açmış. Ve bir vinç gelmiş. Çok büyük bir sarı vinç. Dev tabelayı yaklaşık 12 metre falan. Dükkanın önüne tek kat dükkanın. Boydan boya işte diriliş emlak falan gibi bir adı vardı. Diriliş, yani diriliyorlar. Binalar topraktan çıkıyor gibi. Asarlarken arabayı durdurdum. Beyefendi dedim. Yeterince büyük olmamış olabilir dedim. Bakın ben buradan dedim hala okuyamama endişesi duyuyorum falan dedim. Çok kızdılar tabii ki. Çok kızdılar. Ben de yavaş yavaş uzadım. Tabelalarla ilişkim böyle aşk nefret üzerinden gidiyor. Çok seviyorum takip etmeyi. Bol bol güldürdün beni. Şimdi bu yaptığın ütopik bürokratik sergisiyle alakalı başka tabelaların adlarına da referans vereceğim. Mesela Hür İrade Tescil Bürosu, Monoton ve Homojen Oluşumları Bertaraf Etme Komitesi, Geçmişle Barışma Dairesi gibi. 2021'de Zilberman'da açtığın kişisel sergiydi. Keza daha önce de tabelalar yaptın. Bu cümleler neden tabela formunda? Aslında çok açıklamış da oldun ama böyle daha noktasal sormak istedim. Burada gördüğümüz form içerik örtüşmesi şehre dair ne söylüyor? Şimdi ütopya çok güzel bir sözcük. Yani kim sana yarının daha iyi olacağını söyledi? Devlet bize bunu söylüyor aslında. Gizlice, örtük bir şekilde. Kim sana diyor yarın daha iyi olacağını söyledi? Otur çalış, dua et, itaat et diyor. Belki de yarın daha kötü olacak diyor. Büyük ihtimalle. Şimdi bir kısmımız buna diyor ki, az bir kısmımız ama diyen bayağı var yine de. Yok diyor, ben buna inanmıyorum diyor. Bu diyor daha iyi olabilir diyor. Yani yarın daha iyi olabilir diyor. Ütopya bir şekilde insanın virtüelleriyle ilişki kurması, yani olmamış şeyleri ya da geçmişte başlamış ama tamamlanmamış devrimleri bitirme
Onların potansiyelini yakalama isteği. Diğeri başka bak, bürokratik kötü gibi geliyor kulağa, kötü bir şeymiş gibi geliyor. Aslında değil, bürokrasi aslında bir prosedür, yönetmelik yani. Neyin nasıl yapılacağı yani. Kültüre dair bir şey. Neyin yani, sıralaması nedir bunun? Bir tür kronoloji, hiyerarşi. Fakat onun başına gelen sıfat ütopik olunca bence iyi bir şey oluyor. Yani o yüzden o, ben tamlamaları çok seviyorum. Bürokratiğin başına neyi koysam dedim, bu şenlenir. Yani nasıl bir kafkaesk durumundan kurtulur da bir etekleri zil çalan hale nasıl geçer? Aa dedim, ütopiyi koyayım dedim. Bu öyle bir bürokrasi ki yani içinde oyunun kuralı gibi. Şimdi oyunun kuralı var beyefendi dedi bir gün bana biri konuşmada bir yerde. Evet dedim, yetişkinler için oyunu kuran yani oyunun kurucu unsuru kaideleri. Fakat çocuklar için oyunun kurucu unsuru kaideler değil, neşe. Yani 6 yaşına kadar çocuklar o oyun, oynadıkları şey onlara mutluluk veriyorsa devam ediyorlar. Canları sıkılmaya başladığında sana bile söylemeden oyunu değiştiriyorlar. Ve yine oynamaya başlıyorlar. Yani 8-10 sene önceki Barcelona futbol takımı gibi. Karşı takıma haber vermeden oyun içindeki sistemi değiştiriyorlar. Başka türlü oynuyorlar. Yani bu işte, yani bürokrasinin de böyle olabileceğini, yani prosedürün, yöntemin neşeyle kurulabileceğini, mesela müfredatların, okul eğitim sistemlerinin, üniversite eğitiminin, iş hayatının bu kadar Prometheus'cu strateji üzerine geleceğe dair hedefe yönelik olmayabileceğini fısıldayan bir şey yani. O sergiyi çok sevdiğim bir sergi. Ya da çalışma konusu diyeyim. Çok teşekkürler. Programı kapatacağım ama şimdi seni oturum sahibi yapıp göstermek istediğim bir görsel vardı. Dilersen Aa evet. Evet, geçelim mi? bravo. Tabii deneyim göstermeyi. Umarım ekranda gözüküyordur. Gözüküyor, Bu evet. sokağa çıkmakla ilgili size göstermek istediğim pek çok fotoğraftan bir tanesi. Bir gün evden dışarı çıkmadan Julia Kristeva okumuştum. Object kavramı, iğrenç üzerine bir metindi bu. Neyin iğrenç olduğunu sorguluyordu. İşte insan dışkısı, sıvıları, ter, kan, sperm, gözyaşı, bir dolu şey diyordu. İğrencin içine girer diyordu. Kafamda bunlarla ceset de diyordu, iğrençliğin zirvesidir. Ulan dedim, ne güzel metin okudum. Harika, çıkayım. Dışarı çıktım. Ve metin de Miray Çakıroğlu'nun çok sevdiğim biri. Çıktım dışarıya, çayır başına gittim. Çayır başında yürürken karşıma bu bina çıktı. Binayı gördüğümde kendi kendime şöyle düşündüm. İşte dedim, Julia Kristeva karşıma çıktı burada. Çünkü binanın dışında dışkının ilerleyişini görüyordum. Yani üst kattaki lavabodaki ve tuvaletteki atıklar alt katta yaşayanların atıklarıyla buluşuyorlar. Onlar da daha alttakilerle buluşuyorlar. Sonra yan binadan gelenlerle en altta buluşuyorlar. Merhabalar abiler, nasılsınız? İyi, beraber gidiyoruz falan diye ayrılıyorlar. Bir sokakta gezen bir kişi olarak ben buna tanık oluyorum. Bakın, bu bir cümle aslında. Bunu cümle diye görebilirsiniz veya bir grafik veya bir sembolik anlatım. Biz evde görmek istemediğimiz şeyleri işte böyle uzaklaştırırızın grafiği aslında bu. Bunun fotoğrafını çekip siyah boyasak tam da bu o olur. Şimdi evden dışarı çıkmasam okuduğum metinle baş başa kalacağım. Evden dışarı çıktığımda ulan diyorum, işte kadının yazdığı, bu muhteşem kadının, Julia Kristeva'nın yazdığı metin karşımda duruyor sokakta. Yani o yüzden diyorum, sokağa çıkarken aklınızda bir şeyle çıkarsanız konu dışı olarak onun sözlüğüne yeni bir tanım taşıma ihtimaliyle eve dönme şansınız var. Zaten bu, para harcamadan size 2 saatlik bir mutluluk yaşatıyor. Bunu nasıl elde edeceksin şehirde? İşte böyle elde edeceksin. Çok çok sevdiğim bir konu. Sokak, kitap, gazeteci, araştırma, sanat. Çok teşekkürler Mehmet. İyi ki katıldın. Çok mutlu oldum. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim.
İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programının sonuna geldik. Bugünkü konuğum sanatçı Mehmet Erdener'di. Kendisiyle sanatçının şehir yaşamına katılımı üzerine konuştuk. Bu vesileyle bazı işlerine de değindik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.